of the Bardo directors of TÜSES, who has been providing intellectual contributions to the Turkish political scene, and who is also one of the hosts of this panel, to give his speech. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanoğlu, İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Umre Oktan, Şişli Belediye Başkanı Sayın Hayri Yönü, düşünceleriyle bölgede barışın, özgürlüğün ve kardeşliğin ve aynı zamanda onurlu bir yaşamın mücadelesini veren değerli konuşmacılar, değerli basın çalışanları, değerli katılımcılar, bir arada yaşamanın ve barışın imkanlarını aramak konulu konferansımıza hoş geldiniz. Öncelikle konferansın düzenlenmesinde iş ortaklığının ötesinde her türlü maddi ve manevi desteği esirgemeyen Şişli Belediyesi Başkanı Sayın Hayri Yönü'ye teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Konferansın temasını belirleyen, ona ruh katan sevgili Profesör Doktor Yüksel Taşkın'a, Sistem Özkan'a, Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu'na ve konferansımıza önerileriyle katkıda bulunan Sayın Mehmet Bekaroğlu'na, TÜSES Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyoruz. Bugün burada bir coğrafyadan yüzlerce farklı insanın bir araya geldiği bir toplantıyı yapıyoruz. Fas, Tunus, Irak, İran, Suriye, Lübnan, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'dan katılan konuşmacılar Orta Doğu'yu anlatacaklar ve dinleyecekler. Bu ülkelere bakıldığında belli aidiyetlerle yola çıktığımız, o aidiyetlere dair hikayeler anlattığımız, onlar için siyaset yaptığımız ya da kendi kimliklerimizi tamamladığımızı düşünebiliriz. Bu bir noktaya kadar doğrudur. Öte yandan konuşmaya başladığımızda aidiyetlerin sınırları erimeye başlar, ortak hikayelerde buluşulur, ortak akıllar üzerinden siyaset üretilmeye başlar, duygularımızın kardeşliği, acılarımızın yakınlaştığı anlaşılır. Dolayısıyla bizi farklılaştıran, bizi biz yapan şeylerin aynı zamanda her zaman yanın başımızdaki komşumuz, yani ötekiyle olan derin bağımız olduğu görülür. Tunuslu büyük düşünür İbn Haldun, coğrafya kaderdir der. Coğrafya, insanların kimlikleri ve sınırları olan bireyler yaptığı gibi onları birbirine daha da bağlar. Aynı ağıtları farklı dillerde söyleyenlerin ortak yaşamın koşullarını ve barış içinde bir arada yaşamını birlikte kurmalıklarını zorunlu kılar. Barış, soyut ve teorik bir kavram değil. Yaşadığımız yerde, yaşadığımız toplum içinde tüm insanlar ve beraber hissettiğimiz, konuştuğumuz, yaptığımız ve geliştirdiğimiz bir şey. Bir çeşit kardeşlik, güven ve huzur hali. Başka bir deyişle, insanlık dediğimiz şeyin kendini tam anlamıyla gerçeklediği bir toplumsal aydınlanma hali. Hayatın müşterekliğini beraber ve dostça daha anlamlı olduğunu bize hissettiren bir uyanış. Bu konferanstaki konuşmaları dinleyip, oturumlara katılıp, workshop'ta yer alırken bu dostane ruh haline ve olası bir barışa yapacağımız katkı tarifsiz. Çünkü bizim burada inanmaya başladığımız şey, yarın sokakta anlattığımız başka bir şey olacak. Ve bizim samimiyetimize inananlar aynı şeyleri tekrar tekrar anlatacak. Yayılan bu ortak barış dili bütün bir coğrafyaya hakim olacak. Ve bir gün mutlaka Kudüs'e de barış gelecek. İşte o zaman insanlığın paylaşamadığı ve biz birbirimizden farklıyız dediği ve uğruna savaştığı değerlerin dünyaya insanlık ve barış üzerinden baktıklarında paylaşabildikleri ve ortak savundukları değerler olduğunu anlayacaklar. İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderimiz. Bunu değiştiremeyiz.
değiştirmemeliyiz de. Ancak kaderimizi, farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu içselleştirerek bir arada barış içerisinde yaşayarak sürdürebiliriz. Orta Doğu'nun geleceğini umut taşıyan ve özlediğimiz barış ortamına katkı sağlayan bir konferans olması dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle göç edenlere kapılarını açan, onların derneğe çağrı arayan ve bu organizasyonun başarısı için tüm olanakları sağlayan, İstanbul'un en çok yabancı göçünü alan Şişli ilçesinin değerli belediye başkanı Sayın Hayri İnönü'yü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Dilber Karamoğlu, Sayın Gülüm, Sayın Erbilgen, Filistin Büyükelçimiz, bütün sesin değerli yöneticileri, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Şişli'ne ev sahipliğinde bütün ses tarafından düzenlenen bir arada yaşamanın ve barışın imkanlarını araştırmak konulu Orta Doğu Konferansı'na hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Orta Doğu deyince ve barış ikisi bir arada uzun süredir bir araya gelemiyor. Ancak biz de Şişli Belediyesi olarak bu durumdan payımızı alıyoruz. Kendi ölçümümüzde karşılık kendi ölçülerimizde çözümler de üretmeye çalışıyoruz. Hak, hukuk ve adalet anlayışıyla her şeyden önce ifade özgürlüğünün ortamını yaratmaya çalışıyoruz. Daima demokratik yöntemlerle ilerliyoruz. Suriye iç savaşı bütün Türkiye olduğu gibi Şişli'de etkilemiştir. Şişli'de göçme idaresinin verdiği bilgilere göre 16 bin Suriyeli yaşıyor. Bunun yarısından fazlası 18 yaşı altı çocuklar. Biz Şişli Belediyesi olarak mülteci misafirlerimiz için bir göç birimi oluşturduk. Göçmen Dayanışma Derneği ve Fransız Dışişleri Bakanlığı birlikte bir protokol imzaladık. Bir göçmen dayanışma birliğini kurduk. Bu göçmen dayanışma merkezinde ağırlıklı olarak Suriyelilere psikososyal ve hukuki danışmanlık veriliyor. Sağlık taramaları yapılıyor. Sosyal aktivitelere ulaşım ve mekan desteği sağlanıyor. Meslek edinme kursları var. Ayrıca kadınlara Türkçe okuma, özellikle kadınlara Türkçe okuma yazma kursu gibi desteklerle veriyoruz. Bir şey daha yaptık. Biz mültecilerin kendileriyle ilgili kararlara katılmalarını sağladık. Bir mülteci meclisi oluşturduk. Mülteci meclisi fikri STK'larla yaptığımız toplantılarla ortaya çıkmıştır. Partimizin politikaları doğrultusunda katılımcı demokrasi anlayışını geliştiriyoruz. Şişli tüm dezavantajlı gruplara da karar alma mekanizmalarında yer veriyor. Kimsenin ayrımcılığa uğramadığı bir Şişli için ve Türkiye için çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanım, değerli katılımcılar, TÜSES Vakfı'nın şüphesiz sosyal demokrasi düşüncesi için Türkiye'de ve demokratik iklimin gelişmesi için çok önemli bir yeri var. Benim için önemli bir yeri daha var. 2007'de kaybettiğimiz amcam Profesör Doktor Erdal İnönü'nün siyasi önderliğinde kuruldu TÜSES. Onun için benim için çok kıymetlidir. Uluslararası organizasyonları, araştırmaları, siyaset bilim yayınları ve amcam Erdal İnönü'nün mirasına dair saygı bir kuruluştur. Şişli Belediyesi olarak TÜSES'in organizasyonundan ev sahibi yapmaktan dolayı çok mutluyum, onur duyuyorum. Bu önemli konferansın Orta Doğu ve Dünya Barışı'na katkıda bulunmasını diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Şişli sakin olarak semtimiz adına Sayın Hayri İnönü'ye ayrıca teşekkür ederim. Şimdi İYİ Parti, Türkiye siyasi yaşamına adım atan yeni bir partinin genel başkanının bize mesajı var. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in mesajını huzurunuza iletiyorum.
Şişli Belediyesi ve Türkiye Sosyal Ekonomik Araştırmalar Vakfı'nın 15-17 Aralık 2017 tarihlerinde birlikte düzenledikleri Bir Arada Yaşamanın ve Barışın İmkanlarını Aramak konulu Orta Doğu Konferansı'na nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önce planlanan ve aynı tarihlere denk gelen programın nedeniyle konferansınıza katılamıyorum. Ülkemiz ve tüm Orta Doğu için son derece yararlı bir faaliyet olarak değerlendirdiğimiz konferansa İYİ Parti Isparta Milletvekili Sayın Nuri Okudan temsilcimiz olarak katılacaktır. Orta Doğu'da barışın ve bir arada yaşamanın hayati önem kazandığı bir dönemde gerçekleştirilecek konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutlarken, başta bilim insanı, yazar, araştırmacılarımız olmak üzere konferansta değerli görüşlerini sunacak olan herkese teşekkür eder. Şahsımızda bütün katılımcılara selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Nuri Okutan'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli Genel Başkanlarım, Orta Kurum kıymetli üyeleri, kıymetli misafirler, hanımefendiler ve efendiler, herkesi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Toplantının bu etkinliği, ülkemiz için, bölgemiz için güzelliklere vesile olmasını, iyiliklere vesile olmasını diliyorum. Devletler ve milletler geleceğe doğru yürürken çeşitli imkan ve fırsatların yanı sıra birçok problemlerle de karşılaşırlar. Bir yandan karşılarına çıkan imkan ve fırsatları değerlendiren, diğer yandan karşılaştıkları problemleri çözen devlet ve milletler güvenle geleceğe doğru yollarına devam ederler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kurulduğu günden bu yana pek çok badireyi atlatarak ve güçlenerek bugünlere gelmiştir. Bizlerin hem çabası hem de arzusu bundan sonra da devletimiz ve milletimizin karşılaştığı her türlü sıkıntıyı aşıp güçlenerek yoluna devam etmesidir. Bu konuda ümitliyiz. Çünkü devletimiz ve milletimizi taşıyan temeller güçlüdür ve onları